Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size Schneider adlı arkadaşımızın 9. FFC Tarih Ligi'nde yaşamış olduğu şampiyonluktan ve şampiyonluğu getiren taktikten bahsedeceğiz. Bütün takımların denk olduğu ve bütün menajerlerin 10 ve 9 klasmana sahip olduğu FFC Ligi'nde kıyasıya mücadele eden Schneider 60 adlı arkadaşımız büyük bir başarıya imza atarak FFC ekibindeki diğer menajerlerin tamamını geride bırakarak şampiyonluğu hak etmiş oldu. Arkadaşlar şimdi son maçımızı izleyip bundan sonra şampiyonluk taktiğini göstermeye geçeceğiz. Arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere ligin son maçı Juventus Liverpool'la karşılaşmış oluyor. Maç biter bitmez arkadaşlar şampiyonluğu getiren taktik neymiş? En ince ayrıntısına kadar bunu göstereceğiz. Biliyorsunuz ki daha önceki videolarımızda da bahsetmiş olduğumuz üzere taktikler dizilişten, formasyondan başlar. Ve nereye kadar devam eder arkadaşlar? Uzmanlar satırına kadar devam eder. Şimdi maçın ilk yarısı bitti arkadaşlar. İkinci yarısını da gösteriyoruz. Sezonun kapanış maçı. Juventus bu maçı aldığı takdirde zaten şampiyon olmuş oluyor. Beraberlikte yetiyor arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntısı yok Juventus'un. Maçı kazanıp şampiyonluğunu ilan etmiş gibi. Evet, maç bitti. Şimdi görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar yine rahat galibiyet aldı Schneider'in taktiği. Ve bu taktikle beraber siz de galibiyetleri fazlasıyla yaşayabilirsiniz. Daha iyi bir taktiğe geçmiş olabilirsiniz arkadaşlar. Biliyorsunuz ki atalarımız ne der? El elden üstündür. Biz de ne diyelim arkadaşlar? Taktik, taktikten, menajer, menajerden üstündür diyelim arkadaşlar. Ve puan tablosunu görmüş olduğunuz üzere Schneider Juventus tarih kadrosuyla ipi göğüsledi, şampiyon oldu. Başarılı bir sezon geçirdi arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere dolu bir lig. Sadece son haftalarda bir tane pes eden arkadaşımız oldu. Marsilya'nın menajeri ayrılmış oldu. Gördüğünüz gibi bütün menajerler 8, 9, 10 klasmana sahip arkadaşlar. Zaten ligimizde tarih ligi olduğu için 12 takımdan oluşuyor. Arkadaşlar şimdi bizim kıstasımız nedir? Bir ligde taktik deniyorsak veya maç hazırlık maçı, dostluk maçı oynuyorsak bunlarda ölçü nedir? Rakiplerin güçlü olması, menajerlerin güçlü olması. Zayıf bir ligde istediğin kadar taktik denersen dene, ne olur arkadaşlar, sağlıklı bir sonuç vermez. Şimdi görüyoruz arkadaşlar Juventus'un bütün oyuncuları, en güçlüler, en çok katkı yapanlar, asist, en golcü gibi bütün sıralamalarda üst noktalara ulaşmış durumda arkadaşlar. Bu neyle ilgili arkadaşlar? Hem takımın taktiğiyle ilgili hem de oyuncu grubunun özellikleriyle ilgili. Bu nasıl oluyor? Şimdi şöyle bir şey var. Taktik ve kadro uyumu birbirine paralel çalışan şeylerdir. Yani taktiğiniz çok iyi olur, kadronuz iyi olmaz, kazanamazsınız. Kadronuz çok iyi olur, taktiğiniz iyi olmaz, yine kazanamazsınız. Yani kazanamazsınız derken başarısız olursunuz anlamında söylüyorum. Şimdi arkadaşlar, taktiğimiz iyi bir oyuncu grubumuz varsa bu oyuncuları çok üst noktalara taşıyabilir. Az önce ekranlarda göstermiş olduğumuz gibi Schneider adlı arkadaşımızın Juventus takımı bütün kulvarlarda oyuncularını üst noktaya getirmiş. Şimdi görmüş olduğunuz üzere kadroyu da ekranlara getirdim arkadaşlar. Schneider arkadaşımıza da çok teşekkür ediyoruz. Burada bizimle bütün ayrıntılarını paylaştığı için taktiğini ve kadrosunu. Şimdi ayrıntılarda görmüş olduğunuz gibi taktiğin haricinde kadroda gerçekten yeterli noktaya getirilmiş ve derin bir halde tutulmuş. Her mevkinin yorulması durumunda değişebilecek yeni bir oyuncusu var. Bunlar biliyorsunuz ki çok önemli. Sadece taktik sayfasının iş yapmadığını daha önce size bahsetmiştik. Yine bahsediyorum. Sadece taktik sayfasını yazmakla bütün maçlarda favori olacağınız anlamına gelmiyor. Şu ekranda görmüş olduğunuz 4-3-3 sisteminde formasyona dizdiğiniz tüm oyuncuların çevresinde yeşil kare yanmak zorunda. Görmüş olduğunuz üzere yedeklerinizde de büyükten küçüğe doğru sıralamanız, ranklarını büyükten küçüğe doğru sıralamanız gerekiyor.
Şimdi taktik sayfasına bakarsak 4 üçü kanatları kullan şeklinde oynayacağız. Ve çizgi taktiklerimizi ise bütün pozisyonları yerinde kullanarak oynayacağız arkadaşlar. Herkes kendi işini, kendi görevini yapacaklar. Ekstra bir görev yüklemiyoruz. Şimdi arkadaşlar markaja alan markajı diyoruz. Offside hayır. Baskı stil tempomuz 75-60-66 olarak ayarlanıyor. Mücadelemizi biliyorsunuz ki hakeme göre ayarlıyoruz. Hakemimiz yeşilse çok agresife kadar basabiliriz. Şimdi arkadaşlar taktiğimizi size gösterdik. Biliyorsunuz ki burada gol yapacak arkadaşlar yatıyor bakın. Ben sizden özellikle şunu istiyorum. Penaltı atışını yapan ve frikik kullanan arkadaşın doğru seçilmesi ve korneri atan çok fazla önem arz ediyor. Kaptan zaten biliyor herkes takımın en yaşlısı seçildiğine göre penaltıcı, serbest vuruş ve korner kullanan oyuncuların doğru seçilmesi çok önemli. Şimdi söylersek penaltı atışını kim kullanır dersek penaltı atışını forvetimizin en ofansı güçlü arkadaş kullanıyor. Kimse o, onu seçiyorsunuz. Friki'yi de orta sahadaki OOS adlı oyuncuya yani ofansif orta sahanıza kullandırıyorsunuz. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Korneri de OS oyuncuna kullandırabilirsin. Burada onu da OOS kullanmış ama daha doğrusu OS olabiliyor. Şimdi maç takvimimize baktığımız zaman ligimiz nasıl ilerlemiş? Lige gördüğünüz üzere kötü bir başlangıç yapmamıza rağmen devam eden maç günlerinde skorları lehimize çevirmeye başlamışız arkadaşlar. Ve bu şekilde devam etmiş. Arada kamp yediğimiz maçlar da olmuş. Ancak sahadan mağlup ayrılmamışız. Sadece iki tane yenilgi görüyorum. Star Soldier Team üzerinden alınmış. Ve diğer maçlarda sorun yaşanılmamış arkadaşlar. Diğer maçlarda da sorunsuz bir şekilde sahadan ayrılmışız. Gördüğünüz üzere arkadaşlar taktiğimiz bu. Şu an Schneider adlı arkadaşımızın bizim Federasyon Futbol Kulübü FFC menajerlerinin tamamını geçerek kazandığı şampiyonluk bu. Bunu şöyle küçümsemeyin. Bu ligdeki bütün menajerlerin tamamı 9-10 klasmandan oluşmuş. Çok nadir 8 klasman olan bir menajerimiz var. Gördüğünüz üzere arkadaşlar bu faydalı, bu başarılı taktiği hepinize öneririz. Buradan tekrar arkadaşımıza taktiği bizlerle paylaştığı için teşekkür ediyoruz ve kendisinin başarılarının devamını diliyoruz arkadaşlar. 10. FFC ligini de bugünden itibaren açıyoruz arkadaşlar. Menajer arkadaşlarımızla beraber kıyasıya rekabet ortamında ve eğlencenin tadına vararak güzel bir dostluk içerisinde mücadelemizi vereceğiz arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda da yine bununla ilgili ayrıntılı bir şekilde açıklamalar yapacağız ve daha iyi, daha güçlü taktikleri bulduğumuz anda sizlerle bu kanal üzerinden paylaşacağız arkadaşlar. Anlatmış olduğumuz taktiği doğru şekilde kullanarak nice başarılar, nice galibiyetler almanızı temenni ediyorum. Son bir uyarı olarak tekrarlamak istiyorum. Oyuncularınızın formasyonuna girin ve form durumlarına, yorgunluk durumlarına bakın. O şekilde maçlarınıza çıkın arkadaşlar. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Hoşça kalın.